Beşinci sınıf matematik dersi, birinci dönem örnek, birinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımızda 18 soru var. Her sorunun puan değeri karşılarında yazıyor. Durdurup kendiniz çözün. Aldığınız puanı bizimle ve diğer arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Emin olun ya bu sorular ya buna benzeyen yakın sorular çıkacaktır. Video sonunda, yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. Aşağıda okunuşlara verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. 6 puan değerinde yaptığın her doğruyu 3 puan olarak hesaplayabilirsin. Geçen sene 6 basamaklı sayıları gördün. En fazla bu sene karşına 9 basamaklı sayılar ve milyonlar bölüğü karşına çıktı. Çocuklar böyle sorularda milyon ve bin kelimelerinin altını çizmen gerekiyor. 700 milyonu ben 700 nokta şeklinde yazabilirim. 605 bini 605 nokta şeklinde yazabilirim. Ve devamında da 308'i yazmamı istiyor benden. Bir altına bakıyorum. 19 milyon 1022 diyor bize. Dikkat edelim lütfen. Yine milyon kelimesinin altını çizdim. 19 milyon. Binler bölüğünde 3 tane, birler bölüğünde de 3 tane rakamın olması gerekiyor. Diyor ki 1000 diyor sevgili öğrenci. Yani 10 bin yok, 100 bin yok. Bir tane 1000 var orada. 1 bin diyecek hali yok. Şimdi 100 binler basamağı olmadığı için 0'ı ekledim. 10 binler basamağı olmadığı için 0'ı ekledim. Bir tane binini de yazdım ve 22. Yine yüzler basamağının olmadığını görüyorum. Önce bir sıfırı, sonra 2 ve 2'yi getirerek 19 milyon 1022'yi tamamlamış oldum. 2 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Yaptığımızın tam tersi sevgili öğrenciler. Aşağıdaki doğal sayıları okunuşlarıyla birlikte yazınız diyor. Biraz daha şöyle büyütmeye çalıştım. Sevgili öğrenciler, ilk noktayı milyon M harfi, ikinci noktayı bin şeklinde okursam okunuşumu tamamlayabilirim. Bak, 12 noktayı 12 milyon demem gerekiyor. 10, 2 ve milyon. Binler bölüğünde hiçbir sayı yok. Sıfır. Hiçbir şey yazmana gerek yok. Birler bölümünde de sadece 2 var. 12 milyon 2 yazdım ve okunuşunu tamamladım. Buradaki ilk noktaya M harfi, ikinci noktaya B harfi dersek yani milyon ve bin kelimelerin ilk harfi. 420 milyon bu arada yazarken her bir kelime arasında boşluk bırakmayı da lütfen unutma. 420 milyon sevgili öğrenci. 420 milyon. Şimdi milyonlar bölünü yazın. Diye devamında 812 var, değil mi? Binler bölünde. Hemen yazalım. 812 bin demem gerekiyor. 8, 100. Her kelimeyi lütfen ayrı yazalım. 12 ve binini de yazdım. Ve geriye kalıyor birler bölüğü. Orada da 403 var. Yazalım hemen. 4, 100. 3 şeklinde yazarsam buradan da yine bir 3 puan hesaplama yapabilirim. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz internet üzerinden verilmektedir. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından canlı derslere bağlanmak için 0507-215-2658 numaralı telefonu arayıp ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Sevgili öğrenciler, grup derslerine de girebilirsiniz. Birebir olarak da yine özel ders alabilirsiniz. 3 numaralı sorumuz aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Şöyle biraz daha büyütmeye çalıştım. 6 puan değerinde yaptığın her doğruyu 3 puan olarak hesaplayabilirsin. Lütfen eldelere dikkat et. 9 0 daha 9 eder. 5 5 daha 10 0 elde var 1. Yani unutuyorsan hemen o eldeyi sağdaki solundaki sayının üstüne ekle, çiz onu, üstüne eklenmiş halini yaz. 5 5 daha 10'un 0'ı elde var 1 ekledim 4 oldu. 7 4 daha 11'in 1'i ekledim 5 oldu. 5 5 daha 10'un 0'ı elde var 1 5 2 7 1 de elde 8 eder. 801.009 sonucuna ulaştım. Çıkarma işlemini de hemen yapıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 4'ten çıkarsa 1 kalır. 0'dan 4 çıkmaz 10'lu kaldım 7 kaldı. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 20.610. 4 numaralı sorumuz yine sayı örüntüleriyle ilgili 6 puan değerinde 2 madde var. Yaptığın her soruyu 2 puan pardon 3 puan olarak da hesaplayabilirsin. Şimdi burada sevgili öğrencim baktım ben zaman ok yönünde bir azalmanın olduğunu görüyorum. Ne kadar azalıyor bir bakalım. 75'ten 74'e 1 azalıyor. 74'ten 72'ye 2 azaldığını görüyorum. Eksi 1 diyorum, eksi 2 diyorum.
72'den 69'a 3 azaldığını görüyorum. Şimdi burada da bir örüntü var. Yani azalma sayısında da bir örüntü var. 1 azalıyor, 2 azalıyor, 3 azalıyor. Ne geliyor aklına? Şimdi sırada 4 azalacak sevgili hocam. 69'dan 4'ü çıkartır ve 65 sonucuna ulaşabilirim. Yanındakiyle de sağlama yapabilirsin. 4 azalıyorsa şimdi sırada 5 azalması var. Ki 65'ten 5'i çıkartırsam 60'ı buluyorum. Ve yandaki sayılarla da sağlamamı, kontrolümü yapabilirim. B'deki örüntüye baktığım zaman burada da azalma ve artmaların olduğunu görüyorum. Yani 14'ten 11 olmuş sayımızın burada 3 azaldığını gördüm. 11'den 15 olmuş sayının burada 4 arttığını gördüm. Yine 15'ten 12 olmuş sevgili öğrencim sayının burada 3 azaldığını gördüm. Yani şu kuralı çıkartalım artık. Önce örüntü kuralını çıkar, sonra sıradaki sayı bul. 3 azalıyor, 4 artıyor. 3 azalıyor, sırada 4 artması var. 12 ile 4'ü toplayıp 16'yı bulursun. Bakın devamında da zaten 3 azalmış ve yine devamında da 4 arttığının olduğunu görebiliyorum. Sağlamasını da yapabiliyorum. 5 puan değerinde bir sorumuz. A53, A93 sayısının sayı değerleri toplamı 28'dir diyor. Buna göre A yerine hangi rakam gelmelidir? Oradaki A'ların eşit olduğunu lütfen unutmayalım. Şimdi A'lar dışında bir 5 var orada, 3 var orada, 9 var orada, 3 var orada, artı 2 tane de A var. Ve bunların rakamların toplamı 28 mi sevgili öğrenciler? Bunları topluyorum. 5 3 daha 8 eder. 9 daha 17. 3 de burada 20 eder. 20 ile sen 2 tane A'yı topluyorsun, 28 oluyor. Çocuklar 20 ile ben 8'i toplarsam 28 eder. A burada 8 değil, dikkat et. Orada 2 tane A var. Eğer 2 tane A 8 ise bir A'yı bulmak için 8'i 2'ye bölmem gerekiyor. O da 4 olur. 6 numaralı sorumuz 8 puan değerinde. Yaptığın doğruyu 4 puan olarak hesaplayabilirsin. Çarpma işlemiyle ilgili bir alıştırma. 5 kere 4 20'nin 0 elde var 2. 5 kere 0 0 2 de elde 2 eder. 5 kere 4 20 eder. 2 kere 4 8 bir basamak kaydırmayı unutma. Eldelere dikkat et. Çarpım tablonda artık iyi olsun değil mi? 2 kere 0 0 eder. 2 kere 4 8 eder. 3 kere 4 12'nin ikisi elde var 1. Yine bir basamak kaydırmayı unutma. 3 kere 0 0 1 de elde 1 eder. 3 kere 4 12 eder. Ve hemen topluyorum. 0 aşağıda 8 2 daha 10'un 0'ı elde var 1 ekledim 3 oldu. 8 2 10 1 de burada 11'in 1'i ekledim elde 3 oldu. 1'i de aşağı indirdim. 131.300 buldum. Geldik diğerine. 346 ile 52 çarpacağım. 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 4 8 1 de elde 9 eder. 2 kere 3 6. 5 kere 6 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 4 20 3 de elde 23'ün 3'ü elde var 2. 5 kere 3 15, 2 de elde 17 eder. Topluyorum hemen bunları. 2 aşağıda, 9 0 daha 9 eder. 6 3 daha 9 eder. 7 aşağıda, 1 aşağıda. 17.992 oldu. 7 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Yaptığın doğruyu 3 puan olarak hesaplayabilirsin. Aşağıdaki toplama çıkarma işlemlerinin onluklarına ve birliklerini ayırarak zihinden yapınız diyorum. Şimdi sevgili öğrencim bu işlemin sonucu 94 yazman yeterli değil. Bak onluk ve birliklerini ayırarak zihinden yapıyoruz. Nasıl yaparım bunu? Basamak basamak. Mesela birine 50 artı 4 derim. Birine 40 artı 2 derim. Onlukları toplarım 50 artı 40'tan 90 olur. Birlikleri toplarım 4 artı 2'den 6 olur. En son onluklarla birlikleri toplayıp 96 sonucunu bulurum. Buraya sadece 96 yazmak sana bir şey kazandırmayacak. Diğerine bakıyorum hemen. 68'i 60 artı 8 olarak yazarım. 55'i 50 artı 5 olarak yazabilirim. Onlukların farkını alırım. 60 eksi 50 10 derim. Birliklerin farkını alırım. 8'den 5'i çıkartırım 3 derim. Sonra bulduğum onluk ve geriye kalan birlikleri toplayıp 13 sonucuna ulaşırım. Tekrar söylüyorum. Eğer gelip de buraya 13 yazarsan bu sorudan 1 puan alamayacaksın. Bilgin olsun. 8 numaralı sorumuz. Binler bölü 19, birler bölü 180, milyonlar bölü 206 olan doğal sayı rakamlarla yazınız diyor bize. Sevgili öğrenciler, buradaki rakamları soldan sağ tarafa doğru sıralama lütfen. İşte 19'u yazdım yanına, 108'i getirdim, yanlış yaparsın. Milyonlar bölüğünü başa getirmen gerekiyor. 206'yı yazdım. Şimdi binler bölü, milyonlar bölüğü varsa birler ve binler bölüğünün 3 tane rakamdan oluşması gerekiyor. Burada birler bölüğünün de 3 rakamdan oluşması gerekiyor.
Binler bölümünde 19 diyor. O zaman önce bir sıfır, sonra 1 ve 9'u yazacaksın. Sonra birler bölüne 108'i yazarak yukarıdaki sayıyı rakamla yazmış olur. 4 puan değerinde bir diğer sorumuz bu. 9 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Aşağıda verilen sayıları belirtilen basamağa göre yuvarlayınız diyor bize. Çocuklar yaptığınız her doğru için 6 tane var zaten. 1 puan olarak hesaplama yapabilirsiniz. 856. Birler basamağında 6 var. 5'ten büyük. 850'den sonra gelen onluğa yuvarlanır. 860. Birler basamağında 1 var. 5'ten küçük. Dolayısıyla kendi onluğunda kalır. O da 370 olur. En yakın yüzlük. Son iki basamağına bakıyorum. 50'den küçük. Kendi yüzlüğünde kalır. O da 1400 olur. Son iki basamağı 54. 50 ve 50'den büyük olan sayılar çift basamağında bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 700'den sonra gelen yüzlüğüm tabii 8. yüzlüğüm. Binliğe yuvarlama. Son 3 basamağına bakıyorum. 587, 500 ve 500'den büyük olan sayılar bir sonraki binliğe yuvarlanır. 4'ten sonra gelen binlik. O da 5. binlik. Baktığım zaman son 3 basamağı 479, 500'den küçük. Kendi binliğinde kalır. Okunuşunda zaten kendi binliğini çıkartıyorsun. 12.000 diyorsun ya, işte binliği de oluyor zaten. 12.000'i de bu şekilde yazabiliyorum. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 5. sınıf çalışmalarımı görmektesiniz. 2 DVD'den oluşuyor. Birincisi ana DVD, Türkçe, matematik, sosyal fen derslerine ait konu anlatımları, soru çözümleri, alıştırma etkinlikler, busluk soruları, yazılı soruları hepsi mevcut içerisinde. 714 adet ders videosu, 152 saatlik bir anlatım var. Diğeri ise binlerce soru çözümünün olduğu yine Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerinde. İçerisinde 194 adet ders videosu, 32 saatlik bir anlatım. İlköğretimvideo.com bana ait olan internet adresi. Gir buraya, satın alacağın 5. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilir, siparişini verebilirsin. 10 numaralı sorumuz, bir çiftçi 35.750 kilogram buğday, buğdaydan 1.275 kilogram daha az arpa, arpadan 1.013 kilogram daha az pirinç üretmiştir. Bu çiftçi toplam kaç kilogram tahıl üretmiştir? Buğday, arpa, pirinç, bunların hepsine tahıl da diyebilirsin. Şimdi buğday belli, arpa belli değil, pirinç belli değil. Arpa ve pirinci bulup bunların hepsini ayrı ayrı toplamak gerekiyor. İşlem yapmak kolay. İşlem sonucunda pirinci mi buldun, buğdayı mı buldun, toplamı buldun, bunları bilmen gerekiyor. Bak şimdi, 35.750 kilogram buğday. Bunun 1.275 kilogram daha azı arpaymış. Çıkartarak arpayı bulalım. 0'dan 5 çıkmaz, 10'luk kaldım 4 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5 kalır. 4'ten 7 çıkmaz, 10'luk kaldım 6 kaldı. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. 3'ü de aşağı indirdim. 34.475. Burada yaptığın ufacık bir hata zincirleme etki gösterip diğerlerini de hataya götürür. Dolayısıyla dikkatli olman gerekiyor. İşlem yaptık. Neyi bulduk? Arpayı bulduk. Yazalım. Sonra diyor ki arpadan diyor, arpamız burada 34.475'ti, bulduk biz bunu. Bundan 1013 kilogram daha az pirinçmiş. Çıkartıyorum ve pirinci bulacağım şimdi. 5'ten 3 çıktı 2, 7'den 1 çıktı 6, 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır, 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır, 3'ü de aşağı indirdim ve pirinci buldum sevgili öğrenci. Şimdi toplam tahıla bakalım. 35.750 soruda vermiş bu buğday mı? 34.475 işlem yaptık, ilk işlemden arpayı bulduk mu? 33.462 pirinci bulduk mu ikinci işlemde? Bunların benden toplamını istiyorum. Hemen yapalım. 5, 2, 7. 7, 5, 12, 6 da burada. 18'in 8'i elde var 1. Ekledim 8. 8 daha 16'nın 6'sı elde var 1. 5, 4, 9, 1 de elde 10. 3 de burada. 13'ün 3'ü elde var 1. 3, 6, 9, 1 de elde 10 eder. 103.687 kilogram tahıl üretmiştir. 11 numaradayım. Bir tavuk çiftliğinde bulunan 25 tane kümesten bir günde toplam 900 adet yumurta toplanmak. Her kümesten eşit sayıda yumurta toplandığı bilindiğine göre her bir kümesten toplam yumurta sayısı kaçtır diyor bize. Toplamda 900 adet yumurta bulunmaktadır ve 25 tane kümesten 25'e böleceksin. İşte bazıları toplama yapıyor, çıkarma yapıyor, ne bileyim çarpma yapıyor. Seçeneğe bak sevgili öğrencim. İki basamaklı bir sayı. Çarparsan çok büyük bir sayı çıkar. Topladım 925. Çıkardım 875. Ne olacak? Bölme işlemi yapman gerekiyor. Lütfen gözünün bir ucu da seçeneklerde olsun. 90'da 25 3 kere var. 3 kere 25 75 eder. Çıkarttım 15 kalır. 0 aşağıda. 150'de 25 6 kere var. 6 kere 25'in ben 150 olduğunu biliyorum da sen şöyle yapabilirsin. İşte 6 kere 5 30'un 0'ı. Elde var. İşte 3. 6 kere 2 12. 3 elde 15. Çıkartıp bu şekilde sıfır bularak
sonuca ulaşabilirsin. Doğru cevabın B seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz, yukarıdaki toplama işlemini toplananları en yakın yüzdeye yuvarlayarak yaptığımızda toplam kaç olur? 5 puan değerinde. Son iki basamağı 81, bir sonraki yüzlük 4600 olur. Son iki basamağı 36, kendi yüzlüğünde kalır, o da 2400 olur. Önce yüzlüğe yuvarla, sonra toplama işlemini yap. 0 0 6 4 daha 10'un 0 elde var. 1 4 2 6 1 elde 7. 7000. Doğru cevap D seçeneği. 13 numaralı sorumuz 0, 3, 1, 4 rakamlarının tamamını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük 4 basamaklı sayıların farkı kaçtır? Çocuklar, büyük rakamı bulmak istiyorsanız ok yönünde büyükten küçüğe doğru sırala. 4, 3, 1, 0. Yine küçük sayıyı bulmak istiyorsanız bu sefer yine ok yönünde küçükten büyüğe doğru sıralayın. Yalnız burada sıfırı başa getiremem. Çünkü sayı 4 basamaklı olmaz. Sıfırdan sonraki küçüğün 1'dir. Sonra sıfırı, sonra 3 ve 4'ü küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsin. Farkını istiyor benden. Çıkartacağım. Sıfırdan 4 çıkmaz, 10'luk aldım, 0 kaldı. Ondan 4 çıkarsa 6 kalır. Sıfırdan 3 çıkmaz, 10'luk aldım, 2 kaldı. Ondan 3 çıkarsa 7 kalır. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 3276 cevabım C seçeneği. 14 numaralı sorumuz 5 puan değerinde A, B, C, pardon, toplamada verilmeyen rakamı bulma. Bunların toplamını istiyor. Bizden hemen yapmaya çalışalım. Bir sayıyla 6'yı topluyorsun, 3 oluyor. Ya 6 zaten 3'ten büyük bir sayı. O zaman benim bunu 13 olarak düşünmem gerekiyor. Ben 7 ile 6'yı toplarsam 13 eder. Bu arada zor bir soru. Seçenekler birbirine çok yakın. 16, 17, 18, 19. Yani yanlış yapma lüksün yok mu böyle? Eldeleri çok unutuyorlar mesela. Şimdi diyor ki işte 7, 2 daha 9 eder. Ya iyi de biz buraya 13 demedik mi? 13'ün 3'ü elde var 1. Buraya gelmeyecek mi sevgili öğrenci? Hani 7, 2 daha 9 ama sen buraya 6 yazman gerekiyor. Çünkü 6, 1 de elde geldi. 7 olacak. 7 ile ben buradaki 2'yi toplarsam 9 olacak. Tamam? Unutma bunu. Eldeye dikkat edeceksin. Dikkat etmezsen başka bir seçeneğe götürür seni. 3 ile de 5'i toplayarak 8'i bulabilirim. Bu durumda A sayısı 6, B sayısı 7, C sayısı 5. Bunların toplamı da 5, 6, 7, 18 eder. Doğru cevabım C seçeneğiydi. 15 numaralı sorumuz 5 puan değerinde iki tane sayının toplamı 5 basamaklı bir sayıya eşitmiş sevgili öğrenciler. Burada bizden A, B, C, D, E'yi istiyor. Baktığım zaman ikisi de 5 basamaklı. Ben alt alta yazmanızı, yazarak toplamanızı tavsiye ederim. Birlikleri topladım. 5, 3 daha 8 eder. Karıştırabilirsiniz sevgili öğrencim. 4 ile 8'i toplarsam 12'nin ikisi olur. Elde var 1. 3 ile 6'yı toplarım 9. 1 de elde 10'un 0'ı. Yine elde var 1. 2 ile 4'ü toplarım 6. 1 de elde 7'yi yazarım. Ve 1 ile 5'i toplarım. 6'yı da buraya yazarım. Oradaki sayıyı 67.028 olarak buldum. Benden oradaki A, B, C, D, E'nin toplamı istiyor. Üzerinde mi yapsak acaba? 6, 7 daha 13 eder. 2 de burada 15 eder. 15 ile de 8'i toplarsam D seçeneği 20 sonucuna ulaşabilirim. Seçenekler yine birbirine çok yakın. Hata yapma lüksün yok. Eldeyi bir unuttum. Soru gitti. Bir yılda lokantamıza ABC artı DEF toplamı kadar kilogram pirinç kullandık. Buna göre bu lokantada bir yılda kaç kilogram pirinç kullanılmıştır diyor bize. Sevgili öğrencim bak soruyu iyi anla, tamam. Senden 486 ile 21'in çarpımını istemiyor. Dikkat et lütfen. Bak 1 kere 6 6, 1 kere 8 8, 1 kere 4 4. 2 kere 6 12'nin 2'si elde var 1. 2 kere 8 16. 1 de elde 17. Elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Bulduğun 486 ve 972 var ya, bunları alt alta yaz topla diyor. Bu çarpmanın sonucunu istemiyor senden. Lütfen dikkat et. 6 2 daha 8. 8 7 daha 15. Elde var 1. 9 4 13. 1 de elde 14. 1458 doğru cevabım D seçeneğidir. 5 puan değerinde bir diğer sorum. Yukarıdaki verilen çıkarma işlemine göre KLMN sayısı kaçtır? Çocuklar, KLMN sayısını burada verilmeyen rakamı bulma olarak yapmayın. İşte 5'ten kaç çıkarsa 9 kalır. 15 hesapladım. Böyle değil. Sonuçta ortada bir çıkan terimi var. Yani çıkan terimin hepsini istiyorsan. Dolayısıyla sen burada işlemle onu bulmaya çalış. Yani eksilenden farkı çıkartarak onu bulmaya çalış. 42.035'i yazdım. 34.449'u yazdım.
Çıkartarak KLMN sayısını bulun. 5'ten 9 çıkmaz 10'luk aldım. 2 kaldı 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. 2'den 4 çıkmaz 10'luk aldım. Bak bura 1, bura 9, burası 12 olur. 12'den 4 çıktı 8 kalır. 9'dan 4 çıktı 5 kalır. Nokta. 1'den 4 çıkmaz 10'luk aldım. 3 kaldı 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. 7586. Doğru cevap C seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Aşağıdaki abaküste verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Oradaki verilen boncuk sayısını yerine yazman yeterli. 3 boncuk var, 2 boncuk var, 4 boncuk var, 5 boncuk var, 3 boncuk var, boncuk yok, boncuk yok, boncuk yok ve 2 boncuk var. Noktayı da koy lütfen aralarına. 342 milyon, pardon, 324 milyon, 530 bin 2. 324 milyon, 530 bin 2. Doğru cevabım B seçeneğidir. Yazılımız burada sona erdi. Yazılı sonunda aldığın 1 puan var. Onu bizimle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi unutmayalım sevgili öğrenciler. Kanalımı takip et. Diğer videolardan da yararlan. Abone olmayı unutma. Bütün yazılıya giren öğrencilere başarılar diliyorum.